Hoş geldiniz. Ben Metin Karakuş. Bu videoda Python'da nesne yönelimli programlama nasıl yazılır? Class metodu nedir? Bunu konuşacağız. En zor konulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Ama ben size çok basit şekilde bunu anlatacağım. Ve herkes anlayacak bunu. Bir kere anladıktan sonra tamam artık obje yönelimli, nesne yönelimli programlamaya hakim olacaksınız. Nedir, ne değildir? Mantığını bir kere kavradınız mı? Tamam zaten. Şimdi ben size hemen ekran paylaşayım. Şu resim üzerinden anlatmaya çalışayım, tamam mı? Burada gördüğünüz üzere insanı bir nesne, obje olarak tanımlamaya çalışmış. Şimdi insanı bir obje olarak tanımlayacağımızı düşünürsek. Şimdi property ve method kavramlar var. Property is an method, tamam mı? Şimdi property nedir? Property nitelik. Bir insanı diğerinden ayırmak için gerekli bilgiler. Neler bunlar mesela? İsim, soy isim, TC kimlik numarası, işte cinsiyeti. Bunlar ne? Bir insana ait özellikler, değil mi? Bunlar o insan özelliğinde bulunan ve o insanı diğerlerinden ayıran özellikler. Bunlar property olarak geçiyor. Yani nitelikleri. Ve metot kısmı var. Objelerde, nesnelerin bir de metodu var. Bu metotlar da genel geçer şeyler. İşte hangi dili konuşuyor? Mesela Metin de Türkçe'yi konuşuyor, Ayşe de Türkçe'yi konuşuyor. O da bir şeyler söylüyor. Ondan sonra ne iş yapıyor? Mesela işte Metin veri bilimci, veri bilimi alanında çalışmalar yürütüyor. Ahmet de veri bilimci, o da veri bilimi alanında çalışmalar yürütüyor. Diğeri mesela Tom Cruise'u ele almış burada, film çekiyor, işte diğeri tenis oynuyor gibi, bunlar da genel geçer şeyler. Tamam. Bunlar da yaptıkları işler, bunlara da metodlar diyoruz. Şimdi biz bunu tanımlayacağız Python'ın içerisinde. Tanımlayalım ve üzerine konuşalım daha sonrasında. Bu obje yönelimli, nesne yönelimli programlama dili işimizi çok kolaylaştıracak. Programları yazarken. Şimdi gelelim çalışmamıza başlayalım. Yazmaya başlayalım. Şimdi böyle normalde bir tane class'ımız var burada. Biz bunu beraber yazalım. Tamam mı? Yeni bir tane class 2.py diye dosya açtım. Class tanımlarken şunu yapıyoruz. Class. Sonra class'ın adı. Neyi? İnsan. Tamam. 2 nokta üst üste. Enter'ladım. Şimdi tanımlamamız gereken Python'da olan bir init fonksiyonu var. Self fonksiyonu var. Onu tanımlayacağız. Def init self. Sen bu şekilde tanımlandı. Zaten tava basınca kendisi tamamladı. Şurayı yazmamıza gerek yok. Tamam. Şurayı sildim. Şurayı da sildim. Burayı ben yazacağım. Kendi elimle yazacağım. Şimdi def init definition fonksiyon tanımlaması yaptım. Init fonksiyonu olması gereken bir fonksiyon. Class'ın içerisinde property'leri tanımlayacağımız fonksiyon burası. Tamam. Self fonksiyonu, bu da Python'ın genel geçer bir fonksiyonu. Kendisi self diye alıyor bunu. Daha sonra hangi bilgileri tanımlamak istiyorsak buraya yazıyoruz. Mesela isim tanımlayacağım. I dedim. Ve meslek tanımlayacağım. M dedim. Tamam. İsim, meslek yazabilirsiniz. Ben kısaca I ve M dedim. Daha sonra bunu tanımlamam lazım. İçeride tanımlayacağım. Bu objenin içerisinde bu property olarak tanımlayacağımız kısım burası. Nasıl yapıyorum bunu? Self nokta isim eşittir I. Self nokta meslek eşittir M. Tamam. Tanımlama işlemini yaptım. Daha sonra yapması gereken, benim daha sonra ileride kullanacağım fonksiyonları tanımlıyorum buraya. Mesela işte bu insanlarla ilgili fonksiyonlar neler olabilir? Mesela ne iş yapar? Def yaptığı iş. Tamam. Buraya da selfie alsın. Yukarıda tanımladığımız selfie alacağım. Ve buraya bir durum, koşul koyalım. If self nokta meslek
eşit eşittir oyuncuysa, oyuncuysa şunu yazdırsın bize: print self nokta name isim, self nokta isim, ne yazdırsın? Metin oyuncu olan ne yapar? Film çeker. Film yapar. Dizilerde oynar. Oynar yazdırsın, tamam? Oyuncuysa. Elif, else if diğer durumda. Diğer durumda self nokta meslek, mesela tenis oyuncusu. Bu durumdaysa print self nokta isim ve şöyle yazdırsın: tenis oynar. Bu yapacağı fonksiyon. Bir fonksiyon daha tanımlayalım mesela. Def mesela ne yapmış? Konuşur diye bir fonksiyon tanımlamış self. İnsanı konuşturacağız. Konuş. Print, bunda da sadece basit bir şey olsun. Self nokta isim sana merhaba diyor. Tamam. Böylece yaz. Şimdi bu bizim klasımız. Burada bitti klasım. İki tane fonksiyonu var. Bunlarda ne olmuş oldu benim artık? Bunlar propertylerim. Tanımlamalarım. Bunlar da yapacağı işler, fonksiyonlar. Şimdi basitçe bir tane insan tanımlayalım. Mesela Tom Cruise'u tanımlayalım. Tom oyuncu. Eşittir. Human, insan diyoruz. Bak burada çıktı zaten. Alacağı değerler neler? Burada mesela self alıyor, i alıyor ve m değerleri alıyor. Self'i yazmanıza gerek yok zaten. Default'ta olan bir değer. I ve M değerlerini tanımlayacağız. I, isim ve meslek. İsim Tom Cruise. Mesleği ne? Oyuncu. Tamam. Artık ben Tom'u klas olarak tanımladığım için bu fonksiyonları çağırabiliyorum. Yani şöyle yapabiliyorum. Tom nokta burada tanımladığım fonksiyonlar yaptığı iş ve konuştu. Yaptığı iş diye tanımlayabilirim. Self aldığı için artık bunu ben boş gönderebilirim. Ve Tom deyip konuş diye fonksiyonu tanımlayabilirim. Şurayı yanlış yazmışım. Evet, tamam. Şimdi bunu çalıştırdığımda neyi bekliyoruz? Bak şöyle çalıştırdığımda. Tom Cruise film yapar, dizilerde oynar. Tom Cruise sana merhaba diyor. Tamam. Böyle Tom Cruise'u tanımlamış olduk. Buradaki propertyleri aldık. Bu propertylere göre de fonksiyonları düzenlemiş olduk. Burada işlemler yaptırdık. Peki başka bir insan tanımladığımda mesela işte ne var? Maria Sharapova var. İnsan ismini tanımlayacağız. Maria yaptığı iş ne? Tenis oyuncusu. Değil mi? Bakalım. Tenis oyuncusu. Şimdi Maria'yı yaptığı iş diye çağırırsak ve Maria'yı konuşturursak ne çıkacak bize? Maria tenis oynar, Maria sana merhaba diyor. İkisini de aynı şekilde çağırdım. Bir tanesi
Oyuncu film yapıyor. Diğeri tenis oynuyor. Bu şekilde geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Klas metodu böyle. Klas metodunda bir obje tanımlıyorsunuz. Objenin değerlerini veriyorsunuz. Objeyi diğerlerinden ayıran bilgileri veriyorsunuz. Sonra da fonksiyonları tanımlıyorsunuz. O fonksiyonlarda işlemler yapılıyor. Bu obje yönelimli, nesne yönelimli programlama dili çok önemli arkadaşlar. Çok fazla kullanılıyor. Özellikle çok büyük programlar yazacaksanız, mesela işte bu objeleri çoğaltacaksanız, bir sürü objeniz varsa bu şekilde yapmanız hem kodun daha stabil olmasını sağlıyor, hem de daha az yer kaplamasını sağlıyor. Diğer türlü olsa ne yapacaktım? Her bir insan için, her bir obje için farklı fonksiyonlar tanımlayacaktım. İşte yaptığı iş bir, yaptığı iş Tom, yaptığı iş Maria gibi çeşitli çeşitli fonksiyonlar tanımlamam gerekecekti. Bu programın daha büyük olmasına neden olacaktı. Zaman ve kaynak israfı olacaktı. Bu şekilde nesne yönelimi programlama kullanabilirsiniz siz de. Umarım faydalı olmuştur, açık olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.